Sınav nasıl geçti arkadaşlar? İyi hocam. Ben. Dersin faydası olmuştur umarım. Evet hocam. Evet, bugün 6 hafta daha dersimiz var arkadaşlar. O yüzden yavaş gideceğiz. Fazla da acele etmeyeceğiz. Bugün 5. üniteyi ele alıyoruz. 5. ünite. Limit, süreklilik ve türev konularını ele alacağız. Şimdi önce limitten bahsedelim. Limit dediğimiz şey şu bir fonksiyonun limiti dediğimiz şey. Grafiksel olarak anlatırsak şöyle bir şey. Herhangi bir fonksiyon var. Şöyle bir fonksiyon. Bunun bir noktadaki diyelim ki bir A noktasındaki limiti dediğimiz zaman matematiksel olarak anlamı şu. A noktasına sağdan soldan yaklaşırken fonksiyon değerlerinin yaklaştığı yere limit diyoruz. Yani görüntülerine bakıyorsun. Bu sonsuz noktanın görüntüsüne bakıyorsun. Onun yaklaştığı yere limit diyorsun. Bunu da şöyle gösteriyorsun. Evet, bu gösterimin anlamı x'ler a'ya yaklaşırken, geometrik karşılığı bu, x'ler a'ya yaklaşırken fonksiyon değerleri diyelim ki bir sayıya yaklaşıyorsa buna bunun limiti diyorsun. Gösterimi bu şekilde. Şimdi genelde şöyle yapıyoruz. Limit hesaplarken bizim ele alacağımız fonksiyonlarda şöyle bir sıkıntı olmayacak. Genellikle bu noktada eğer tanımlıysa fonksiyon, noktayı direkt yerine yazıyorsun. Bakın bir tane örnek yazayım. Anlamını çözelim. X4'e yaklaşırken şimdi bu fonksiyon limiti nedir bak. A yerine 4 gelmiş. Fonksiyon da bu. Şimdi bu noktada eğer fonksiyon tanımlıysa direkt noktayı yerine yazıyorsun limit hesaplarken. 4'ü yerine yazdık. 16. 4'ü yerine yazdık. 12. Artı 1. Bulduğunuz sonuç bunun limiti olacak. Direkt noktayı yerine yazıyoruz. Evet burası 4. Bir daha. 5. O halde diyorsun ki bu fonksiyonun 4'teki limiti 5'tir. Anlamı şu, 4'e yaklaşırken 4'ün komşuluğundaki noktaların görüntüsü 5'e yaklaşıyor. Şu geometrik yorumu bu. Yani 5 noktasını aldık, 5 noktasına yaklaşırken fonksiyon değerleri, 4 noktasına yaklaşırken fonksiyon değerleri de 4'e yaklaşıyormuş demek. Evet, soruların çözmesi gayet kolay. Şimdi yazacağım örneklerde de göreceksiniz. Eğer fonksiyon o noktada tanımlıysa direkt noktayı yerine yazıyoruz. Şimdi birkaç tane örneğe bakalım. Bir. Limit x 1'e giderken mesela. Bunun limiti nedir? Dediğimiz zaman hemen 1'i yerine yazıyoruz. Limit x 1'e giderken e üzeri 1 yazdık. 1'in karesi 1. Eksi 1. E üzeri 0. E üzeri 0'da 1 olduğuna göre limit 1'dir diyorsun. Bu kadar. Yani fonksiyon tanımlıysa limit hesaplamak gayet basit. Tanımsızsa biraz sıkıntılı oluyor. Mesela diğer bir örneğimiz limit x 2'ye giderken mesela evet bir tanımsızlık söz konusu mu? Genellikle kesirli fonksiyonlarda dikkat edeceğiz. Hayır, o zaman direkt yerine yazıyoruz. 2 yerine yazdık. 2'nin karesi 4, 1.
2'yi yazdık 4. O halde diyoruz limit 1 bölü 4'tür diyoruz. Tabi limitin limit daha çok türev ve integralde kullanırken işimize yarıyor. Limit hesaplarını bu şekilde yapacağız. Şimdi gelelim ikinci kavram. Türev kavramı. Evet, şimdi türev kavramı şu. Şimdi matematiksel şunu merak ediyor. Şimdi x ile y arasında bir ilişki var. Bu ilişkiye de fonksiyon diyoruz. Şimdi şunu merak ediyoruz. Şimdi iki tane yorum karşımıza çıkacak. Her ikisini de yapacağız. Şimdi x biraz değişirse, x'te bir değişim olursa, y acaba nasıl değişir? Y'de ne kadarlık bir değişim olur? Bunu ölçmek istiyoruz. Veya ikinci yorumu, bir fonksiyon var. Buna bir noktada bir teğet doğrusu çiziyoruz. Yani bir teğet doğrusu çiziyoruz. Şöyle bir doğru. Bu doğrunun eğimi kaçtır acaba? Şu doğru mu? Şu kırmızı ile çizilen doğrunun eğimi kaçtır? Bu tip soruları cevaplayabilmek için türevden faydalanıyoruz. Şimdi türev o zaman şunu ölçüyor. X'de küçük bir değişim olduğunda Y'de ne kadarlık bir değişim olur? Bunu ölçüyor. Şimdi bak bunu hemen basit bir fonksiyon üzerine yapalım. Şimdi diyelim ki sabit fonksiyonu alalım bak. Diyelim ki fonksiyonumuz şöyle olsun. Her x için aynı değeri alıyor. Grafiği nasıl olacak? Sıfırın görüntüsü 2. Birin görüntüsü o da 2. İkinin görüntüsü o da 2. Yani şöyle bir doğru olacak bu. Grafiği bu. Şimdi x 1 iken fonksiyonun görüntüsü kaç? 2. 2 iken görüntüsü kaç? 2. Hayır. 1 iken görüntüsü 2. Sabit fonksiyon. 2 iken yine 2. 3 iken yine 2. 0 iken yine 2. Eksi 1 iken yine 2. Sabit fonksiyon. Bak şimdi türev neyi ölçüyor? Diyelim ki x 1 birim arttı bak. X 0'dan 1'e geçti. Y değişti mi? Hayır. X 1'den 2'ye geçti. Y değişti mi? Hayır. Herhangi bir değişim olmadı. Değil mi? İşte türev bunu ölçüyor. Yani o zaman bunun türevi, biz bunu şöyle gösteriyoruz. Türevi ne olacak? Herhangi bir değişim olmadığına göre türevi? Değişim yoksa nedir? Sıfır. Bak x değişirken y değişmiyorsa, yani y'de herhangi bir değişim oluşmuyorsa, o zaman buradaki değişim diyoruz ki fonksiyonun değişimi sıfırdır. Yani x nasıl değişirse değişsin, y herhangi bir şekilde değişmez. O zaman diyoruz ki sabit fonksiyonun, birincisini bulduk, sabit fonksiyonun türevi sıfırdır. Evet, ilk formülümüzü bulmuş olduk. Bir fonksiyon türevi dediğimiz şey bu. X'de bir değişim olursa y acaba nasıl değişir? Evet, birinci formülümüz bu. Evet, şimdi ikinci fonksiyonumuza gelelim. Diyelim fonksiyon x olsun. Sağ, bunun değişimini de hemen ölçebilirsiniz bak. Şimdi sıfırın görüntüsü sıfır. Birin görüntüsü bir. İkinin görüntüsü iki. Üçün görüntüsü üç. Yani şöyle doğrusal bir fonksiyon. Daha önce anlatmıştık bunları, değil mi?
Şimdi x'teki değişime karşılık y'de nasıl bir değişim oluyor? Bak buradan gözlemleyebilir misiniz? X sıfırken sıfır, birken bir. İki iken iki. Bak x bir birim değişti, y de bir birim değişti. X 3 olursa 3 yine bir birim değişti. Her seferinde bir birim değişiyor. O zaman bunun türevi 1. 1'dir diyoruz. Neyi ölçtüğünü anladık değil mi? Evet. İki tane şey ölçüyor. Bir fonksiyona bir noktada çizilen teğet doğrusu. Diğeri de değişimi ölçüyor. O zaman bir formül daha elde ettik. Birincisi, hemen formülleri yazalım. Sabit fonksiyonsa türevi neymiş? Sabit fonksiyonsa türevi C sabit. Türevi ne bulduk? Türevi sıfır. İkinci fonksiyonumuz x şeklinde. Bunun türevi kaç tutmuş? 1. Veya türevi şöyle de gösteriyoruz. Şu gösterime de alışalım. Dy bölü dx, yani y'deki değişim oranlarsa bu. Bir diğeri de bu. Evet, şimdi gelelim diğer fonksiyonlara. X kareye gelelim şimdi. Şimdi doğrusal fonksiyonlarda birebir örtüşüyor. Şimdi bunlarda ise x kareli fonksiyonlar artık eğrisel fonksiyonlar. Tamam mı? Diğerleri doğrusal fonksiyondu. Dolayısıyla doğrunun eğimiyle türev orada çakışıyor. Bir anlamda eğimde onu ölçüyordu hatırlarsın. Bir de grafiksel üzerinden inceleyelim. Bak x değiştikçe fonksiyon sabit. Hiçbir değişim aynı oranda değişiyor. Şimdi x kare fonksiyonunu alırsak nasıl bir şey var bak x kare fonksiyonu. Grafiği şu. Hatırlarsak şöyle bir parabolümüz var. Şimdi bak türevin diğer bir yorumu neydi? Teğetin eğimiydi. Şimdi şu noktada bir teğet doğrusu çizersek türev bu. Şu noktada bir teğet doğrusu çizersek teğet doğrusu bu. Şu noktada bir teğet doğrusu çizersek teğet doğrusu bu. Demek ki eğrisel fonksiyonlarda nokta değiştikçe fonksiyonun türevi de değişiyor. Doğrusal fonksiyonlarda öyle bir şey yok bak. X değiştikçe fonksiyon hep aynı davranış. Ama eğrisel fonksiyonlarda öyle değil. O zaman bunun türevi nedir? Kitabınızda şimdi bunun uzun uzun ispatı var. Burada ispatına geçmeyeceğiz. X kare ise türevi 2x'tir diyoruz. Bak bunlarda birer sayı çıktı. Burada x'e bağlı bir şey çıktı. X değiştikçe türev de değişiyor. Grafikten de görülüyor zaten. Çünkü her noktada teğet farklılaşıyor. O yüzden diyoruz ki x kare ise türevi 2x'tir. Bunu da elde etmiş olduk. Şimdi bunu genelleştirelim. Mesela fonksiyon x küpse yine kitapta bunun ispatlarını yapabilirsiniz. Bunun türevi bu. X karenkini de yazalım. Buradan bir formül çıkarmaya çalışalım. X karen türevi neymiş? 2x. Mesela x üzeri 4'ünkünü yazıyorum. 3x. Evet, formülü anlaşıldı mı? Nasılmış? Bak üstteki sayıyı başa getiriyoruz. Burayı 1 eksiltiyoruz. Üstteki sayıyı başa getiriyoruz. Burayı 1 eksiltiyoruz. Üstteki sayıyı başa getirip üzerine 1 eksiltiyoruz. O zaman demek ki genel olarak şöyle bir fonksiyon olursa x
Türevi bu. Evet, bunu da elde etmiş olduk. Formülleri tekrardan yazalım. Sık sık tekrar edersek aklımızda kalır. Birinci fonksiyonumuz buydu. Sabit fonksiyon. Türev neydi? Sıfır. İkinci fonksiyonumuz x'ti. Türevi? 1. Üçüncü fonksiyonumuz x üzeri n şeklinde genel şekli. Türevi n çarpı x üzeri n eksi 1'dir diyoruz. Evet, şimdi dördüncüsü. Evet, başka hangi tür fonksiyonlarımız vardı? Logaritmik fonksiyonlarımız vardı. E üzeri x fonksiyonu, üstel bir fonksiyon. Bunun da türevi kendisine eşit. E üzeri x. Evet, yine beşincisi. Başka hangi fonksiyonumuz vardı? Logaritma ln x. Bunun da türevi 1 bölü x. Evet, şimdi bu formülleri bilmemiz gerekiyor. Soruları çözebilmemiz için. Şimdi bunları bir daha tekrardan yazacağız. Ara ara, sık sık. Aklınızda kalması için. Şimdi bak, kaç tane formülümüz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane formül çıkardık. Türevi. Ve neyi ölçtüğünü de söyledik. X'te küçük bir değişim olursa fonksiyonda nasıl bir değişim olur? Onu ölçüyor türev. Geometrik olarak da herhangi bir noktada bir fonksiyona bir teğet doğrusu çizersen o doğrunun eğimini veriyor. Şimdi bunu yine bir örnekle bu yorumu netleştirelim. Sonra da sorularına geçeceğiz. X kare fonksiyonunun ne oldu? Şimdi ben bunun türevini bulacağız ve ne anlama geldiğini size söyleyeceğim. Şimdi az önce bulduk. Türevi neydi? X karenin türevi? 2. 2. X. Şimdi 2 noktasındaki türevi dediğin zaman x yerine 2 yazıyorsun. 4. X yerine 2 yazdık. Kaç? 4. Şimdi bunun anlamı şu. Bak, bunun anlamı şu. Diyorsun ki x'te, yani 2'de küçük bir değişim olursa fonksiyonda ne kadarlık değişim olur? Cam açabilir miyiz? Şimdi evet, devam ediyoruz. X eşittir 2 noktasında 2'de küçük bir değişim olursa fonksiyonda onun 4 katı kadar değişim olacak. Bakın, geometrik yorumu da şu. X kareyi aldık. X kare fonksiyonumuzu çizdik. X eşittir 2 noktasında bakın. Şöyle bir teğet doğrusu çizersem bu doğrunun eğiminin 4 olduğunu söylüyor bize türev. Evet, diyor ki bu doğrunun eğimi 4'müş. Bu geometrik yorumu. Diğer yorumu da x'te küçük bir değişim olursa fonksiyonda o değişimin 4 katı kadar bir değişim olur. Şimdi bunun iktisattaki karşılığı, iktisatta hangi yorumu kullanılıyor derseniz, birinci yorumu daha çok sık kullanılıyor. Yani x'e küçük bir değişim olursa fonksiyonda ne kadarlık bir değişim olur? Küçük değişimler nasıl, neyle ölçülüyordu? İktisattan hatırlayabilir miyiz? Neydi adı? Marjinal diye bir kavram duydunuz mu? Evet. Marjinal.
İşte birinci yorum marjinale karşılık geliyor. Yani diyor ki x'te küçük bir değişim olursa, artış olursa mesela fayda ne kadar artar? Faydadaki değişim ne kadardır? Onun adını ne deniyor iktisatta? Marjinal fayda. Kar fonksiyonu olursa marjinal kar deniyor. Maliyet olursa marjinal maliyet. Yani x'te küçük bir artış olursa y ne kadar değişir onu söylüyor. İktisatçılar bunu kabaca şöyle diyorlar. Son birimin katkısı. Yani son birimin katkısı dediği şey şu. X biraz artarsa fonksiyon nasıl değişiyor? İktisattaki adı bu. Türevin, marjinal. İktisadi uygulamaları yaptığımızda aklınızda kalsın bu. Türevin iktisattaki karşılığı marjinal olarak karşınıza çıkacak. Neyi ölçtüğünde söyledik. Bu halde geometrik yorumu da kullanılıyor da bir noktada çizilen teğet doğrusunun eğimine karşılık geliyor. Şimdi formüllerimizi gördük. Onları hemen hızlıca tekrar yazıyorum. Sonra yeni formüller şimdi elde edeceğiz. Şimdi bu 5 formülü biliyoruz değil mi? Şimdi sorumuz şu. Bunları bir sayıyla çarparsak, şimdi x kareyi biliyoruz. X karenin türevi neymiş? 2x. Ama diyelim ki 7x karenin türevi nedir? Sorusuyla karşılaşırsak şöyle yapıyoruz bak. Bir sayıyla çarpıldığı zaman sayıyı dikkate almıyoruz. X karenin türevi ne? 2x. 2 ile 7'yi çarptık. 14x diyoruz. Belki bir sayıyla çarpılırsa sayının hiçbir katkısı yok türeve. Direkt fonksiyon türevini alıp o sayıyla çarpıyoruz. Şimdi yine x kareyi biliyoruz. X küpü de biliyoruz. Ama diyelim ki 3x kare ile eksi 4x'in türevi nedir? Sorusuyla karşılaşabiliriz. Yani fonksiyonların farkı olabilir. Toplamı olabilir. Mesela bir tane de toplam örneği yazalım. 6x. Şimdi iki fonksiyonun farkı varsa, bakın farkı varsa ayrı ayrı türevlerini alıyorsun. Toplamı varsa da aynı kural geçerli. Yani 3x karenin türevi ne? Yani şimdi anlattık. Söyleyin 3x karenin türevi nedir? 6x. Bunun türevi? 4. X'in türevi 1, 4'e çarptık 4. O halde bu fonksiyonun türevi buymuş. Bunun türevi? 4x küp. 4x. Artı? 4x. Artı 4x. Evet, bunu da bulmuş olduk. O zaman demek ki fark toplam varsa türev almada herhangi bir sıkıntı yok. Ayrı ayrı alacağız. Şimdi sıkıntı nerede? Gelelim. Şimdi diyelim ki fonksiyonumuz şöyle olsun. X kare çarpı e üzeri x'in türevi ise f üssü x nedir sorusu? Sorumuz bu olsun. Şimdi fonksiyonların çarpımı ve bölümü olursa, çarpma ve bölme olursa, ayrı ayrı çarpımların türevi, ayrı ayrı bölümlerin türevi diye bir kural yok. Çarpımın türevini şöyle yapıyoruz bak. Kitapta formül de var. Yerini de söyleyeyim ben size. Sayfa 132'de. Şimdi şöyle bakın, orada kuralı verilmiş nasıl alınacağını. Kuralı diyor ki şöyle alacaksın bak. Çarpım varsa önce birinci fonksiyonun türevini alacaksın. Çarpı ikinci fonksiyonu yazacaksın. Artı ikinci fonksiyonun türevini alacaksın. Çarpı birinci fonksiyonu yazacaksın. Kuralı bu. Arada toplam olduğu için bu sırayı değiştirmenize bir sakınca yok. Buna göre x karenin türevi nedir?
Evet, az önce yazdık formülünü. 2x. E çarpı e üzeri x. E üzeri x'in türevi neydi? E üzeri x. Çarpı? 2x. X. Yok, o halde e üzeri x parantezini alırsak bu fonksiyonun türevini bulmuş oluyoruz. Demek ki çarpım olursa özel bir formülümüz var. Onu kullanıyoruz. Çarpımın türevi. Bölme olabilir. Bölümün türevi olabilir. O şimdi zaman... onunla ilişkin bir örnek yazalım. Fonksiyonumuz bu ise f üssü x'i soruyoruz. Yani fonksiyon türevi nedir? Şimdi bölmede de çarpma gibi bir formülümüz var. Yine sayfa 132'de verilmiş. Şöyle yapıyoruz bak. Bunda sıraya dikkat ediyoruz. Önce bu fonksiyon türevini alıyoruz. Çarpı bu fonksiyonu yazıyoruz. Eksi eksi paydadaki fonksiyonun türevi çarpı ikinci birinci fonksiyonu yazıyoruz. Bölü paydadaki fonksiyonun karesi alınıyor. Formülü bu. Şimdi bunlarla ilgili bol bol örnek çözeceğiz. Şimdi x kare artı 1'in türevini alalım. X karenin türevi neydi? 2x. 1'in türevi? Sabit fonksiyon türevi 0. Dolayısıyla burası 2x. Çarpı x eksi 1. Eksi. X'in türevi 1. Sabitin türevi 0. 1 çarpı x kare artı 1. Bölü paydadaki fonksiyonun karesi. Şimdi bunu düzenleyelim. Burası 2x kare. Eksi 2x. Eksi x kare. Eksi 1. Bölü x eksi 1'in karesi olacak. O halde burası x kare eksi 2x eksi... Evet, gerekli düzenlemeyi yaparsak son olarak fonksiyonun türevini elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu türev almayla ilişkin örneklerimiz var. Onlara bakalım şimdi. Evet. Birinci örneğimiz şöyle. Evet, sorumuz bu. Evet, cevaplar şöyle. Evet, şimdi bu fonksiyon türevini nasıl alacağız? Şimdi 1 bölü x küp şu demek, x üzeri eksi 3 şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi hemen formüllerimize bakalım, hangisini uygulayabiliriz? Bu formülü uygulayacağız. Evet, türevi eksi 3'ü başa getirdik. Eksi 3 üzerine 1 eksiltiyoruz. Eksi 3 eksi 1. O halde bu değiştir. Eksi 3 üzeri x üzeri eksi 4. Bunda nasıl yazabiliriz? Eksi 3 bölü x üzeri 4.
O halde fonksiyon türevi bu. Türevi de soruluyor olabilirdi. Şimdi x eşittir 1 noktasındaki türevi demek x yerine 1 yazıyoruz. X yerine 1 yazarsa eksi 3 bölü 1'den cevap eksi 3. Eksi 3. O halde cevabımız buymuş. Evet, var mı sorusu olan anlaşılmayan nokta? Sorusu olan var mı? Evet, şimdi diğer sorulara geçelim. İkinci soru şöyle. Evet, x bu seferki fonksiyonumuz şöyle, x çarpı ln x fonksiyonunun x eşittir 1 noktasındaki türevi kaçtır? Evet, cevap şöyle, 0, 1, ln 2, eksi 1, 1 bölü 2 cevaplarımız. Şimdi nasıl bir türev uygulayacağız burada? Cevap 1. Çarpımın türevi uygulayacağız. Çarpımın türevin formülünü hatırlarsak şöyleydi. X'in türevi çarpı ikinci fonksiyon. Artı ikinci fonksiyon türevi çarpı birinci fonksiyon. O da alır. Evet, x'in türevi neydi? 1 çarpı ln x. Ln x'in türevi neydi hatırlarsa? 1 bölü x çarpı x. Gerekli sadeleştirmeyi yaparsa cevap bu. Eğer fonksiyon türevi sorulsaydı cevabımız bu olacaktı. Ln x artı 1. Bunun bir noktadaki türevini sorduğuna göre x yerine 1 yazıyoruz. Ln 1 artı 1. Ln 1 de neydi? Logaritma e tabanına göre 1, 0'dı. 0 artı 1'den cevap 1. Cevabımız buymuş. Evet, gelelim bir başka soruya. Evet, bu seferki sorumuz şöyle, diğer uygulamasıyla ilgili 9x küp fonksiyonun x eşit 2 noktasında çizilen teğet doğrusunun eğimi kaçtır? Cevap şıklarımız da şöyle olsun. Şimdi az önce türevin geometrik yorumundan bahsetmiştik. Neydi? O noktada çizilen teğet doğrusunun eğimine karşılık geliyordu. Dolayısıyla bu ne demek? Türevini alacağız. Türevini alıyoruz. Şimdi 9x küpün türevi kaçtır? 27x kare.
Evet, 27 x kare. Eksi. Evet, eksi. 2 x. Şimdi x yerine kaç yazacağız? 2 yazarsak 27 çarpı 2'nin karesi 4 eksi 4. Evet, bu da kaç yapıyor? 14. Cevap 104. 40, 80, bir dakika, 80, 98, eksi 4'ten 94. Demek ki cevabımız 94 olarak koyacağız. Pardon, doğru, 108 eksi 4'ten 104 olacak, pardon. Şimdi soruya devam ediyoruz, sorulara. Örnek. Hocam, burada çok neden oldu? Efendim? X beraber 2'den 2. Türevi bulduk ya. Türevi bulduktan sonra x yerine 2 yazacağız. 2 yazdık, 2'nin karesi 4. 27 ile 4'ü çarpacağız. Eksi 4 çıkaracağız. 27 ile 4 çarparsak kaç ediyor? 108. 4 çıkarırsak 104. Cevaplardan birini 104 diye değiştirdik. Evet, bir başka fonksiyonumuz x kare çarpı e üzeri x fonksiyonunun fonksiyonuna diyelim. X eşittir 1 noktasında çizilen teğet doğrusunun eğimi kaçtır? Şimdi bunun türevini söyleyin bakalım. 2x çarpı e üzeri x artı e üzeri x çarpı x kare. Birincinin türevi çarpı ikinci fonksiyon artı ikinci fonksiyonun türevi çarpı birinci fonksiyon. Bunu da e üzeri x parantezine alırsak. Şimdi bu noktada teğeti bulmak için x yerine kaç yazıyoruz? 1 yazıyoruz. X yerine 1 yazarsak 1 yazdık. Burası 2 artı 1'den 3. Cevap 3 e olarak çıkacak. Evet, buraya kadar sorusu olan var mı? Şimdi araya gireceğiz. İkinci türevle türevin uygulamalarını anlatacağım. Bu hafta bu konuyu tamamlamaya çalışacağız. Haftaya da yeni konuya geçeriz. Evet, şimdi bir ara. Şimdi ikinci türevi anlatacağım. Daha sonra da türevin uygulamalarını ele alacağız.
Şimdi ikinci türev şöyle arkadaşlar. Türevin tekrar türevini alırsak fonksiyonun ikinci türevini almış oluyoruz. Kural, türev alma kurallarında herhangi bir değişiklik yok. Şimdi bulduğumuz fonksiyon tekrar türevini alırsa ikinci türevini almış oluyoruz. Şimdi türev şöyle gösteriyordu veya şöyle de gösteriliyor. İkinci türev ise şöyle göstereceğiz. İki tane çizgi atınca ikinci türev veya şöyle de gösteriliyor bazı kitaplarda. Bu şekilde de görebilirsiniz. Tabi bir daha türevini alırsak kaçıncı türevini almış olacağız? Üçüncü türevini bu şekilde devam edip gidecek. Şimdi yine bunu da örneklendirelim. Bir örnek yapalım. Sonra da türevin uygulamalarına geçelim. Evet, sorumuz şöyle olsun. X fonksiyonu x eşittir 2 noktasındaki yüzüme vur diye özdeşeyim. İkinci türevini yanında kıstırırsa bulunuz. Evet, sorumuz böyle olsun. Evet, şimdi deneyelim. Birinci türev. Şimdi türev alma kurallarını hatırlarsak x üzeri 4'ün türevi 4 çarpı x küp eksi 2 x karen türevi 2'yi kapatıyoruz. Eksi 4 x olacak. Şimdi bu birinci türevi. Şimdi bu fonksiyonun tekrar türevini alırsam fonksiyonun ikinci türevini bulmuş olacağım. İkinci türevi 4x küpün türevi bu 3x kare 4 ile çarptık 12x kare bunun türevi eksi 4. O halde ikinci türevini bulmuş olduk. İkinci türevi bu. Eğer ikinci türevi sorulsaydı cevabımız bu olacaktı. Ama ne sorulmuş? 2 noktasındaki değeri. İkinci türevinde x yerine 2 yazıyoruz. X yerine 2 yazdık. 2'nin karesi 4. Eksi 4. 12 ile 4'ü çarptık. 48. Eksi 4. Evet, cevap 44'tür diyoruz. Evet, şimdi gelelim türevle ilişkin diğer sorulara. O da şöyle var. Türev yardımıyla bir fonksiyonun arttığı aralığı bulabiliriz. Varsa yerel maksimum noktalarını tespit edebiliriz türev yardımıyla. Şimdi bir fonksiyon düşünelim şöyle. Diyelim ki grafiği şöyle olsun. Şöyle bir grafiğe sahip olsun. Şimdi bak fonksiyona bakarsak x de bu yönde hareket ettiğimizde fonksiyon artıyor. Bak artıyor. Geldi şurada bir maksimum yaptı. Şurada azalıyor. Tamam mı? Şurada bir minimum yaptı. Sonra tekrar artışa geçti. Burada bir maksimum daha yaptı. Sonra tekrar azalışa geçti. Şimdi grafik varsa elinizde, eğer fonksiyonun grafiği varsa grafiğine bakarak nerede maksimum yapmış, nerede minimum yapmış, nerede artmış, nerede azalmış söyleyebilirsiniz. Yalnız bu bulduğumuz noktalara da bak, bunda maksimumluğu da şöyle sınıflandırıyoruz. Aynı şekilde minimumunu da. Şimdi bakarsak fonksiyon bu noktada da bir maksimum yapıyor. Burada da maksimum yapıyor. Bunlara yerel maksimum noktaları diyoruz. O yüzden türev yardımıyla genel maksimum değil, yerel maksimum veya bunun lokal de deniyor buna. Lokal veya yerel minimum noktalarını bulabileceğiz. Bu noktalarla ilgileneceğiz. Şimdi grafiği varsa bu şekilde yapacağız. Şimdi bizde grafiği olmayacak, genellikle denklemi olacak. Mesela bir fonksiyon verecek. Bu fonksiyon hangi aralıkta artandır?
hangi aralıkta azalandır diye bakarsak şöyle yapacağız bak. Şimdi türevle artanla azalanlık arasındaki ilişki şu. Bir fonksiyon türevi pozitifse fonksiyon artıyordur. Yani şurada fonksiyon türevi nedir? Pozitiftir. Evet. Anlaşıldı mı? Artı eğer pozitifse türevi, türevi pozitifse fonksiyon artıyordur. Azaldığı yerdeki durum ise, azaldığı yerde ise türevi negatiftir. Yani türevi negatifse daha doğrusu fonksiyon azalıyordur. O zaman ne ki fonksiyonun türevine bakacağız. Türevi nerede pozitif değer alırsa orada artıyordur. Nerede negatif değer alıyorsa azalıyordur. Yerel maksimum noktası ise şöyle olacak bak. Şimdi burada fonksiyon arttı. Burada azaldı. O zaman tam bu noktada ne artış var ne azalış var. Burada türevi sıfır demektir. Aynı şekilde burada da türevi sıfır. Burada da türevi sıfır demektir. O zaman elimizde denklem varsa, denklem varsa artan azalan olduğu aralıkları ve yerel maksimum noktalarını şöyle bulacağız bakın. Yazalım. Artan ve azalan bir örnekle anlatacağım. Olduğu aralıklar. Bir de yerel maksimum veya yerel minimum noktaların tespit edilmesi. Şimdi bakın bunu şöyle yapacağız. Şimdi bir örnek yazayım ben şimdi size. Örnek. Bakın bu soruda hepsini cevaplayacağım ben. Ama sınavda tabii ki hepsi sorulmayacak. Parça parça soracak. Artan ve azalan olduğu aralıkları bulunuz. Varsa, olmak zorunda değil, varsa yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını tespit ediniz. Yani bir klasik sınav olsaydı, klasik bir sınav olsaydı bunların hepsi sorulabilirdi. Şimdi bak bu soruyu şöyle çözüyoruz. Şimdi elimizde fonksiyonun grafiği var mı? Yok. Grafiği olsaydı çok kolay söyleyebilecektik. Grafiğine bakıp mesela grafiği şöyle bir şey olsaydı, işte nerede artıyor, nerede azalıyor, yer nerede minimum yapıyor hemen söylemek kolay. Şimdi grafiği yoksa elimizde türev diye bir araç var, ondan faydalanıyoruz. Şimdi bakın türevden şöyle faydalanıyoruz, adım adım gidiyorum. Önce fonksiyonun türevini alıyorsunuz arkadaşlar. Fonksiyon türevi ne? 12x eksi 3x kare. Şimdi bu fonksiyonun, bu türev fonksiyonun işaretini inceleyeceğiz. Bakın işaret şöyle inceleniyor. Şöyle bir tablo yapacaksınız bak. Hocam kamerayı azıcık yaklaştırın ben. Şimdi şöyle bir tablo yapıyoruz. Tamam. Bu tablonun birinci satırında efendim. Kamerayı azıcık yakınlaştırabilir miyim? Kamerayı yakınlaştır. Şimdi görüyor musunuz? Evet. Şimdi bak önce türevini aldık. Şimdi bu tabloda bak, bu tabloda şöyle olacak. Şurada fonksiyonun tanım aralığını yazacaksınız. Şuraya türevinin işaretini tespit edeceğiz. Şuraya da şu fonksiyon hakkındaki kararımızı yazacağız. Şimdi bu fonksiyonun tanım kümesi bütün gerçel sayılar olduğu için alt sınırı eksi sonsuz, üst sınırı artı sonsuz.
Şimdi işaretini şöyle inceliyoruz bak. Önce bunu sıfır yapan değerleri buluyoruz. Yani sıfır eşitliyoruz. Bu denklemi çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz şimdi bu denklemi? X parantezini alalım. 12 eksi 3x eşittir. Sıfır olacak. Evet, bunu sıfır yapan değerler ne? Sıfır veya burayı sıfır yapan değer kaç? Burayı sıfır yapan değer? 4. Şimdi bunu burada gelip gösteriyorsunuz. Bak, bu tabloda şöyle gösteriyoruz. Sıfır yapan değerler 0 ve 4. Bunlar türevini sıfır yapan noktalar. Şimdi bunlar ne tür noktalar olabilir? Bakın, grafik üzerinden gidelim. Ya böyle bir noktadır, ya böyle bir noktadır veya hiçbiri de olmayabilir. Yani ya yerel maksimum ya da yerel minimum noktasıdır veya hiçbiri de olabilir. Şimdi bunu nasıl tespit edeceğiz? Bak, eksi sonsuzla sıfır arasında türevinin işaretine bakacaksın. Şu fonksiyon hangi değerleri alıyor bu aralıkta? Fonksiyonumuz şu. Bu fonksiyon bu aralıkta, bakın, x'e değerler verirseniz negatif değerler alır. Mesela sıfırdan küçük bir, eksi bir ver. Eksi bir versen burası negatif değerler alıyor. Sıfırla dört arasında bu fonksiyon pozitif değerler alıyor. İstersen değer ver, x yerine bir ver. Bakın, pozitif değer alıyor. Dört ile sonsuz arasında ise negatif değerler alıyor. Şimdi türevi negatifse fonksiyon azalandır diyorsun. Azalıyor. Burada azalıyor. Bunu böyle gösteriyoruz. Azalan. Burada artan. Türevi negatif, burada da azalan. O zaman sorunun birinci kısmını halletmiş olduk bak. Fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları bulalım. Bu aralıkta azalıyor. Bir de bu aralıkta azalıyor. Nerede artıyor? Şu aralıkta artıyor. 0 ile 4 aralığında artıyor. O zaman soru şöyle olabilir. Fonksiyonun artan olduğu aralık hangisidir? O zaman yazalım buraya. Artan olduğu aralık 0-4 aralığı. Burada artıyor. Azalan olduğu aralık eksi sonsuz 0 ve 4 sonsuz. Bu iki aralıkta da azalıyor. Adet soru her iki şekilde de sorulabilir. Üçüncü olarak ne sorulabilir? Yerel maksimum minimum noktası var mı, ona bakalım. Bak, onu da şöyle tespit edeceğiz. Türevini sıfır yapan noktanın soluna bakıyoruz. Azaldı, arttı. Ne yapar? Azalıp artarsa? Bak, azaldı, sonra artışa geçti. O zaman burada bir yerel minimum yapıyor demek. Orada miyim, burada mı arttı? Bak, grafik üzerinden bakalım. Azalma artışta ne yapar? Bakın, azalma var, artış var, minimum yapar. Maksimum olduğu ne, noktada ne yapıyor? Artıp sonra azalıyor. O zaman ne ki, türevinin işaretine bakıyoruz. Türev negatifse azaldı, arttı, yerel minimum yaptı. Maksimum olduğu noktaya bakalım. Var mı? Arttı, azaldı. Demek burada da yerel maksimum yaptı fonksiyon. O halde sorular bunların benzerleri şeklinde herhangi bir tanesi sorgulanabilir. Ne sorulabilir? Artan olduğu aralık hangisidir? Azalan olduğu aralık hangisidir? Yerel maksimum noktasını hangi noktada alır? Yerel minimum noktasını hangi noktada alır? Türünden sorular olabilir. Hepsi aynı yöntemle çözülecek. Şimdi soruları yazalım. Birinci sorumuz şöyle. Her biriyle ilişkin bir tane soru çözelim. Evet, birinci sorumuz şu.
Cevap şıklarını da yazalım. Fonksiyonun yerel minimum değeri kaçtır diye sorulmuş. Şıklara da bakalım şöyle. 2, 1. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle yapıyoruz bakın. Evet, şıklardan birisi de şöyleymiş. Bir değil, dörtmüş. Şimdi bak şöyle yapıyoruz. Yöntem aynı. Önce türevini alıyoruz. Türevi 3x kare eksi 6x. Şimdi bunun işaretini inceleyeceğiz bak. Tanım aralığı polinom fonksiyonu olduğu için her yerde tanımlı. Türevini sıfır yapan noktayı buluyoruz önce. Sıfıra eşitledik. X parantezini aldık. 3x eksi 6 eşittir 0. Türevini sıfır yapan noktalar 0 ve 2. Bunları getirip işaretliyoruz. 0 ve 2. Sonra türevin işaretine bakıyoruz bak. İşaretini şöyle inceliyorsunuz. Eksi sonsuzla sıfır arasında bu fonksiyon hangi işareti alır derseniz, yapacağınız şey şu bakın. Bunun için formül var ama formül ezberlemenize gerek yok. Şöyle yapıyorsunuz. Eksi sonsuzla sıfır arasında x yerine bir değer veriyorsunuz. Kaç var eksi sonsuzla sıfır arasında? Eksi bir var bak. Eksi biri burada yerine yazarsak sonuç ne çıkacak ona bakalım. Şurası 3, şurası x artı 6 pozitif. O zaman türevin işareti pozitif burada bak. Sıfırla 2 arasında kaç var? 1 var. 1'i yerine yazarsak 3 eksi 6'dan negatif. Türev negatif. 2 sonsuz arasında kaç var? 3 var. 3'ü yerine yazarsak bunun sonucu 3'ün karesi 9,27 pozitif. O zaman bak fonksiyon burada artıyor. Şurada artıyor. Şurada azalıyor. Şurada tekrar artışa geçiyor. 2. Şimdi buraya kadar anlaşılmayan nokta var mı? Şimdi bak nerede yerel minimum değerini alıyor bak. Arttı, azaldı. Burada azaldı. Yerel maksimum yapıyor. Azaldı. Burada azaldı, arttı, İki. Yerel minimum yapıyor. Şimdi bakın soruya dikkat edin. Yani soruda bir şey var. Bak, dikkatinizi şuna çekeceğim. Yine grafik üzerinden hareket edelim. Bak şimdi fonksiyonun grafiğinde yerel maksimum değerini hangi noktada alır derse cevap A oluyor. Değeri sorulursa bu A'yı fonksiyonda yerine yazıyorsun. Şimdi bu soruda yerel minimum değeri kaçtır dediği için iki noktasında yerel minimum değerini alıyor ama ikideki değerini bulacaksınız. Yani fonksiyonda x yerine 2 yazacaksın. O zaman cevap olarak diyoruz ki x eşittir 2 noktasında yerel minimum değerini alır. Soru bu olsaydı yerel minimum değerini hangi noktada alır dersek cevap 2 olacaktı. Ama onu sormuyor. Yerel minimum değer kaçtır? 2'deki değer kaçtır? Yani yerel minimum değer kaç? Bu değer kaçtır diye sorulursa fonksiyonda x yerine 2 yazıyorsun. Şu fonksiyonda. Türevde değil. 2'nin kübü 8. 2'nin karesi kaç? 4, 3 ile çarpıp 12 artı 4 cevap 0.
Anlaşıldı mı? İkisi farklı şey. Hangi noktada alır derse x'i buluyorsunuz. Minimum değer kaçtı derse o noktayı yerine yazıp bulduğunuz cevabı yazıyorsunuz. Hocam biraz kaldırır mısınız? Soru anlaşıldı mı? O zaman şimdi soruları çeşitlendirelim. Örnek. Evet, cevaplar şöyle. Evet, bak şimdi sorumuz bu. X kare eksi 4x fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde artandır? Sorunu çözülüş yöntemimiz aynı. Türevini alıyoruz. 2x eksi 4. Sonra şöyle bir tablo yapıyoruz. Polinom fonksiyon olduğu için tanım aralığı eksi sonsuz artı sonsuz. Türevini sıfır yapan noktayı buluyoruz. Sıfır yapan nokta x eşittir. Kaç? 2. 2'yi gelip şurada işaretliyoruz. Şimdi şu türev fonksiyonun işaretine bakıyoruz bak. Eksi sonsuzla 2 arasında ne var? Hangi sayı var? Kontrol edebiliriz. Hocam özür dilerim. Kamerayı biraz yakınlaştırabilir misiniz? He? Kamerayı biraz yakınlaştırabilir misiniz? Kamerayı. Teşekkürler hocam. Evet, şimdi eksi sonsuzla 2 arasındaki işareti nedir bunun? Negatif. Negatif. 2 ile sonsuz arasında? Pozitif. Pozitif. Fonksiyon burada azaldı. Burada arttı. Değil mi? Evet. O zaman bize sorulan ne? Hangi aralıkta artandır? 2 sonsuz aralığında artandır. Cevap bu. Sen burada ne sorulabilirdi? Hangi aralıkta azalandır? Eksi sonsuz iki aralığında azalandır. Peki hangi noktada minimum değerini alır derse? Minimum 2. X eşittir 2. O zaman yazalım. X eşittir 2 noktasında minimum değerini alır. Alır. Eğer diğer soru. Minimum değeri kaç? Minimum değeri fonksiyonda x yerine 2 yazıyoruz bu sefer. Fonksiyonumuz neydi? X kare eksi 4. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2. Minimum değeri eksi 4. O halde ikisi farklı soru. Minimum değeri hangi noktada alırla minimum değeri sorulursa bu. O halde bunların herhangi birisi sorulabilir. Yani şimdi bir soru daha soracağım. Bu sefer onu siz yapın. Fonksiyonun yerel
maksimum değeri kaçtır diye sorulmuş. Cevap şıklarını da yazıyorum. Evet, şimdi bunu siz çözün bakalım. Diyen kaç kişi var? 3. 3 diyen var. 4 diyen var mı? 1 adam 1. 1 diyen var. Evet. 0 diyen? Hayır. 2 diyen var mı? Yok. 2 diyen, 2 diyen var mı? 1 kişi 2 diyor. 4 diyen var mı? Yok. Evet, şimdi türevini söyleyin. Türevini. 3 eksi 3 eksi 3 x kare. Türevi bu. Evet, şimdi türevin işaretini inceliyoruz. Tanım aralığını yazdı. Türevini sıfır yapan noktalar 3 eşittir 3x kare eksi 1 veya artı 1. Bir eksi 1 var, bir de artı 1 var. Türevini sıfır yapan iki tane nokta var. Şimdi işaretine bakıyoruz. Eksi sonsuzla eksi 1 arasında bunun işareti nedir? Eksi 2 verirsek burası negatif olacak. Eksi 1 ile 1 arasında 0 verirsek pozitif. 1 ile sonsuz arasında negatif. Fonksiyon burada azaldı. Burada arttı. Burada tekrar azaldı. Evet, şimdi bakıyoruz. Eksi 1 noktasındaki duruma bakıyoruz. Azaldı, arttı. Burada yerel minimum yaptı. Burada arttı, azaldı, yerel maksimum yaptı. Evet, yerel maksimum değerini hangi noktada alıyor? Bir noktasında. Birde alıyor. Cevap bir mi? Hayır, iki. Evet, cevap iki, güzel. Biri yerine yazıyoruz burada. Cevap iki. Şu arkada bir kişi söylemişti onun cevabını. Cevap 2 diyen, evet, o arkadaş doğru bildi. Cevap 2. Soru şöyle olsaydı, yerel maksimum değerini hangi noktada alır deseydi, cevap 1 olacaktı. Yerel maksimum değeri kaçtır diye sorduğu için, bu 1'i fonksiyonda yerine yazacağız. Artan olduğu aralık hangisi diye sorarsa, eksi 1, 1 aralığı, artan olduğu aralık. Evet, yeni sorumuz. Yalnız.
Evet. Evde x fonksiyonu hangi aralıkta artandır? Cevapları veriyorum. Evet, cevaplar da bunlar. Evet, hangi aralıkta artandır? Evet, eksi sonsuz sıfır diyen var mı? Hayır. Yok. Sıfır sonsuz? Yok. Bir sonsuz diyen var mı? Var. Sonsuz diyen? Yok. Eksi sonsuz sonsuz diyen? Evet. Büyük ihtimalle öndekiler haklı çıkacak. Türevi. E üzeri x kendisi. Tablo yapıyoruz. Üstel fonksiyon olduğu için her yerde tanımlı. Türevini sıfır yapan nokta var mı? Yok. E üzeri x'i sıfır eşitlersek var mı sıfır yapan nokta? Yok. İşareti ne? Bak x yerine negatif, pozitif sıfır da koysanız bu daima pozitif değer alıyor e üzeri x fonksiyonu. Dolayısıyla her yerde artan bir fonksiyon. Cevap bu. Evet, biraz da türev alma ile ilişkin örnek yazalım. Örnek. Fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki ikinci türevi değeri kaçtır? Evet, cevap şöyle 10, 12, 14, 16, 18. Evet, cevapları alalım şimdi. On diyen var mı? On diyen? Cevap on. Yok. Daha çözenler var. On diyen yok. 12 diyen? Yok. 12 bir kişi. 14. 16. 12. Şimdi önce birinci türevini alalım. Birinci türev nedir? 3x kare eksi 2x. İkinci türev 6x eksi 2. X yerine 2 yazıyoruz. 12 eksi 2'den cevap 10. Evet, 10 diyen çıkmadı.
Evet, yeni sorumuz şöyle. Evet, bunu yapabilirseniz birinci türev alma kurallarını öğrenmişsiniz demektir. Örnek. Birinci derste de çözdük buna benzer. Fonksiyonun x eşittir 1 noktasındaki soru şu. İkinci türevi. Evet, cevaplar veriyorum. 3-3, 4-4, 6. Evet, artık bunu yapabilmeniz lazım. Evet, bir çözelim. Ondan sonra cevaplar alacağız. En öndeki arkadaştan başlayalım çözmeye. Evet, 3 diyen var mı? 3. 3 bulan. 3 bir kişi var. -3. 4. -4. O da yok. 6. -3 diyen var, 3 var. 6 diyen. 6 diyen bir kişi var. Başka? Evet, şimdi bak soruyu dinleyelim. Şimdi bu fonksiyon x üzeri -3 demek. Birinci türevi -3'ü başa getirdik. Üzerine 1 eksilttik. Kaç etti? 3. -4 yaptı. Üzerine 1 eksilteceğiz. -1. İkinci türevi -4'ü başa aldık. -12. X üzeri -5. X yerine 1 yazdık. Cevap? 12 hocam. Cevap 12. Evet, kimse şıklarda yok demedi. Cevap 12. Siz çözmediniz ki. Hocam. Evet, şimdi önce soruyu doğru çözeceksiniz. Sonra şıklara bakacaksınız. Var veya yok. Şimdi doğruluğundan eminseniz şıklarda yok diyeceksin. Evet, bu konuyla ilgili sorusu olan var mı buraya kadar? Bu biraz tekrar etmeniz gerekecek. Böyle gözüküyor. Evet, haftaya 6. bölümden devam edeceğiz arkadaşlar.